tarihi değerleri kazandırma konusu. Şehrin yüzyıllardır tarihini, geçmişten günümüze bizi bir arada tutan, aidiyet duygusunu yaşatan, şehirle, insanla ve mekanla bağ kurmamızı sağlayan kültürel mirasımızı, kent hafızasını sürdürülebilir ve yaşanabilir kılmak adına çok sayıda insan odaklı projeleri yapıyoruz. 565 yıllık dünyanın yaşayan en eski tersanesi ölmek üzereyken hem üreten bir hale getiriyoruz, asıl işlevini koruyoruz, hem de sanat, müzik ve sinema müzelerini barındıran muazzam bir kamusal alana dönüştürüyoruz. Keyif alacaksınız, göreceksiniz. UNESCO Dünya Kültürü Miras Listesi'nde yer alan ve İstanbul'un en kıymetli hazinelerinde olan 7.2 kilometre uzunluğundaki kara surlarını restore ediyoruz. Göreceksiniz, dünya çapında bir cazibe merkezi olacak. Uzun dönemler ihmalden yıkılma aşamasına gelmiş tam 1600 yıllık Bukoleon Sarayı'nı açık hava müzesi olarak İstanbullulara kazandırıyoruz. İstanbul'un çeşmelerini, yani bütün çeşmelerini, o akmayan, kötü durumdaki bütün çeşmelerini hem restore ediyoruz hem oradan su akıtıyoruz. Yeniden kent belleğine kazandırıyoruz bu şehrin türbelerini, manevi yerlerini. Aksaray Camisi'nin hemen oradaki Muratpaşa Cami Haziresi, Üsküdar Rifai Tekkesi Haziresi, Eyüp Sultan Kar Yağdı Baba Tekkesi Haziresi, Edirne Kapı'da Mısır Tarlası gibi, mezarlığı gibi birçok alanı, tarihi hazineleri, türmeleri, bu şehrin maneviyatını, değerlerine yakışır bir biçimde kent belleğine kazandırıyoruz. Bu insan odaklı düşünmek, ihtiyaç haritalarını esas alarak tespit ettiğimiz dezavantajlı 20 mahallede yeni nesil kütüphaneler açıyoruz. Sulu Kule'de açtık Ayşe Hatun Halk Kütüphanesi, Sultan Gazi'de Ahmet Arif Halk Kütüphanesi, Güngören Kütüphanesi, Arnavutköy Rıfat Ilgaz Kütüphanesi. Bunlar ilk örnekleri, diğerleri geliyor. Yine tarihimizin önemli parçaları olan Suriçi'nin aydınlatma kaynağı ve bir endüstri mirası olan Yedi Kule Gazhanesi'nin restorasyonuna başladık. Burası gibi muazzam bir alanı İstanbul'a Yedi Kule'de kazandıracağız. Buralar kültür sanat odaklı yaşam alanları olacak. Yeni bir başlangıç bu. Londra metrosundan sonra en eski metro olan tünelin hikayesine paralel metro hanı yakın gelecekte Beyoğlu hafızasını tüm canlılığını yaşatan çok yönlü bir hafıza müzesi olarak İstanbullulara hazırlıyoruz. 250 yıllık Saint Pierre Han'ın İstanbul'un yeni kültür, sanat ve yaşam alanı olması için Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği yaptık. Buranın restorasyon projesiyle harekete geçtik. Yıllarca kaderine terk edilmiş Anadolu Hisarı'nı şu anda restore ediyoruz. Bakın, bu kentin maneviyatını gerçek anlamda biz hayata geçiriyoruz, koruyoruz, güçlendiriyoruz, restore ediyoruz. Doğru bir biçimde sizlerle buluşturuyoruz. Tek sebebi insan odaklı düşünebilmek. Kentleri insan odaklı yaşama dair bir alan haline getirebilmek. İkinci Abdülhamit döneminde inşa edilen Cendere Pompa İstasyonu'nu bir sanat müzesi olarak şehrimize kazandırıyoruz. İstanbul'un en eski arkeolojik alanlarından birisi olan binlerce yıllık yaşamın, 8 binlik yaşamın keşfedildiği Yarımburgaz Mağarası'nın İstanbul'un bir kültür parçası, kültür hayatının bir parçası olması için çalışmalarını başlattık. Anemas zindanları, yine aynı şekilde özgün mimari niteliklerini ortaya çıkararak İstanbul Tılsımları Müzesi olarak hizmetinize sunacağız. Rumeli Hisarı aynı şekilde, işte 2,5 yılını geride bıraktığımız yönetim döneminde yaptığımız insan odaklı kent uygulamalarının bir kısmı böyle.